Seher vaktinde, çiçeklerin açışında, bülbüllerin ötüşünde senin aşkın var Allah'ım. Senin aşkın var Allah'ım. Sabahı şerifleriniz hayırlı olsun arkadaşlar. Hepinize de günaydın. Sabahı şerifleriniz hayırlı olsun arkadaşlar. Hepinize de günaydın. Havalar güzelleşmeye başladı. İçeride sobada değil de dışarıda bahçede çay yapacağız artık, kara çaydanlıkta. Çok güzel bugün hava. Çaydanlığın içini görüyorsunuz. Şöyle bakın, kireç. O kadar kireç tutmuş ki bu dışarıda kullandığım kara çaydanlık. Sürttüm biraz, dışını temizledim. İçi de çok kireç tutmuş. Bizim buranın suyu çok kireçli. 2-3 günde 3-4 kaynayımda bu şekilde olabiliyor. Bir de içerisinde su kalmış bunun.
Şöyle. Gördüğünüz gibi çürük limon bu. Bahçede limon vardı. Limonlar çürümüş. Bunu sıktım salataya. Bunları sıktım, kullandım. Ağaçta var birkaç tane limon. Onlar dökülmüş, böyle kötü olmuş. Çürük falan. Çürük limonlar da değerlendiriliyor artık. Ne kadar güzel bir gücü var maşallah limonun. Tamamdır. Yapmam gereken içine su doldurmak. Çaydanlık. Suyu da doldurup kaynatmak. Kaynasın bakalım. Limonlarla önce. Yanmasın. Şöyle koyayım. Kimyasalla temizlemekten daha iyidir. Çürük limonla temizlemek bence. Ha, illa çürük limonu çürütelim de mi temizleyelim? Hayır canım. Limonlar çürümüş. Nasıl olsa çöpe gidecek. Çöpe gitmektense çaydanlığı temizleriz. Bilerek mi çürüttüm? Hayır, bilerek çürütmedim. Bilerek çürütmedim. Bahçede dalında dursun, süs gibi güzel oluyor diye bıraktım. Dökülmüşler, çürümüşler. Bir tanesi de evde çürümüş. Dolapta. Önce çaydanlığı temizleyeceğim. Hemen şurada çiçeklerin yanında, yeşilliklerin yanında bir tane ablam gelecek. Güzel ablam. Ondan kahvaltı yapacağız. O istedi dışarıda demlet karaçaydanlıkta çayı diye. Bugün ondan burada demleteceğim. Burada kahvaltı yapacağız. Önce çaydanlığı temizleyeyim dedim. O ablam videoya çekilmek istemiyor. Videoya çekemeyeceğim. Neyse olsun. Değerli arkadaşlarım, aman yanlış anlaşılma olmasın. Limonları bekletip
çürütüp sonra da kireç çözmek için kullanmaktan bahsetmiyorum. Çürümüş olan açacak olduğumuz limonlardan bahsediyorum. Aman yanlış anlaşılma olmasın değerli arkadaşlarım. Bakalım ne olmuş. İçini dökeceğim. Şöyle uygun bir yere dökeyim. Bismillahirrahmanirrahim. Kara çaydanını, tarlada kullandığım kara çaydanını, işe yaramayacak, atılacak, çöpe atılacak olan limonlar kirecini söktü, attı, tertemiz oldu. Kireçten eser kalmadı. İşimle bugün bahçede, aynı sefalar dikeceğim. Aynı sefalar bununla güzden ektiklerim açtı. Bahçenin bazı yerlerinde. Aynı sefa tohumunu, aynı sefa fidesi nasıl uyutulur, nasıl yetiştirilir size videosu var, gösterdim kanalımda. Aynı sefaların fideleri bunlar. Bunları buradan kaldıracağım, sık bunlar. Başka bir yerlere, uygun yerlere dikeceğim. Böyle baharın sonuna doğru hem güzel çiçek oluyor, hem de şifalı bu. Aynı sefa. Diğer adıyla portakal nergizi arkadaşlar. Hem çiçek hem şifa olarak bahçede yetiştiriyorum. İnsanın içini açıyor böyle turuncu rengi, ben de çok severim. Çok güzel böyle renkleri. Şöyle büyük büyük. Ablacığım, o bahçedeki sarı çiçekleri benim için koklar mısın diyen güzel kardeşim için sarı çiçekleri kokluyorum. Oh, bunların kokusunu, güllerin kokusunu, baharın güzelliğini, rengarenk çiçeklerin açışını hepsini sana gönderiyorum. Ve tüm abonelere gönderiyorum. Gönlünüzde rengarenk çiçekler açsın diyorum güzel arkadaşlarım. Hepiniz çok sağ olun, var olun. Hepinizden Allah razı olsun. Bugün 2019 10 Mart günlerden pazar, bahçede aynı sefa fidelerini alıp uygun yerlere ekeceğim. İşim bu. Thank you.
Şöyle aralık aralık ektim aynı sefaları. Ne yapacağım? Su vereceğim bunlara. Toprak biraz kuru. Ne kadar güzel ötüyorlar. Horozlar, kuşlar, çiçekler. Ne güzel açmışlar. Güzelliğe bak.